Başkanım hayırlı yayınlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diliyorum Tuncay Bey. Başkanım nasılsınız? Keyifler nasıl? Bayramı nasıl icra ediyorsunuz? Tabii havalar soğudu, yağmur. 4 günlük de sokağa çıkma yasağı. Vatandaşlar buruk bir şekilde Ramazan bayramını evlerinde kutluyorlar. Mesajınız ne olur Sayın Başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Tabii olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ama milletimizin sağlığı, selameti açısından devletimizin koyduğu tedbirler gereğince bu bayram birazcık kısıtlı geçireceğiz ama evvela sağlık. Bu da bizim sağlığımız için alınmış bir karar. O nedenle bu bayramda her ne kadar da bayram namazımız akabinde kucaklaşma, bayramlaşmayı böyle fiilen gerçekleştiremesek bile yine de sağlıkla huzur içerisinde Cenab-ı Allah nasip etti. Ondan dolayı ibadetimizi tamamladık. Şükürler olsun bayramımıza kavuştuk. İnşallah bu tedbirler son vaka sayılarını da dikkate aldığımızda, sizler de takip ediyorsunuz yakından, yavaş yavaş genişleyecek, gevşeyecek ve yeni bir tabii ki bu korona sonrasında yeni bir yaşam olacak mutlaka. Onu görmemiz lazım. Daha tedbirli bir yaşam olacak. Ama bu yaşam şartlarında da daha inşallah güzel günlerde, güzel bayramlarda hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla, sevdiklerimizle beraber olacağız. Bu bayram telefonlarla, görüntülü telefonlarla bu şekilde geçireceğiz. Ben bu vesileyle bütün başta hemşehrilerimizin, bütün vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Bütün yeryüzü olağanüstü bir süreçten geçerken bu bayram vesilesiyle Cenab-ı Allah'tan bu herkesi etkileyen, herkesi ve herkesimi etkileyen bu korona sürecinin de inşallah sona ermesini, dünyanın huzura, barışa, sağlığa kavuşmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Başkanım, şunu soracağım. Tabii ki bundan sonra, az önce de ifade ettiniz, bundan sonraki süreç tabii ki bambaşka olacak dünya genelinde. Sadece Türkiye özelinde değil, vaka sayılarında çok ciddi oranda düşüşler var. İkinci dalga beklentisi vardı. Bundan sonraki süreçte özellikle kapalı olan iş yerleri ve esnafın mağduriyeti noktasında sevindirici gelişmeler yaşanacak mı? Hayat ne zaman normalleşme sürecine dönebilecek diye bir öngörünüz var mı? Ben şöyle bir tahminde bulunabilirim. Tabii ki Allah korusun, ikinci dalga evvela toplum psikoloji açısından kabulde ve göğüslemekte çok zorlanacağımız bir aşama olur. İkinci dalgayı bu nedenle zaten şu anda biz bayramımızı evimizde tedbir alarak geçiriyorsak, bu ikinci dalga veya bunun artan oranlı seyrinin önüne geçmek için bu tedbirler. O nedenle devletimiz, hükümetimiz, İçişleri Bakanımız, Sağlık Bakanlığımız, bütün bakanlığımız bu tedbirleri alıyor ama uygulamak tabii yerel yönetici olarak bizlerin de sorumluluğunda olmakla beraber müferiden uygulayıcıları bütün halkımızdır. Dolayısıyla her şey kendi elimizdedir. İkinci dalgayı da engellemek kendi elimizdedir. Devletin verdiği karara riayet edeceğiz. Uyacağız, uygulayacağız ve ikinci dalgası olmayacak inşallah. Şu anda Mart 11'de başlayan ilk vakadan sonra Nisan ortalarında pik yapıp aşağı eğilimli, sona yaklaşan bir süreç içerisinde seyrediyor. Bunu izlediğimiz zaman da sizin sorunuza da cevaben söylemem gerekirse Mart'ta kapanan berberlerimiz, kuaförlerimiz malumunuz geçen hafta itibariyle açıldı. Evet. Şimdi adım adım bunun peşi sıra yine tedbirler düzeniyle beraber, tedbiri elden bırakmadan. Bakın şu anda berberlerimiz eski çalışma şartlarında değil ama saat dönmeye başladı değil mi? Berberlerimiz evet. Açısından. Şimdi yavaş yavaş restoranlarımız, kahvehanelerimiz, yani hayatın yeni durum normalleşmesi diye tanımlamamız lazım. Yeni durum normalleşmesiyle beraber adım adım ülkemizin ekonomisi, yani tamamıyla bu süreçten etkilenmekle beraber bu süreçte bütün esnafımızın arkasında duran bir devleti gördük. Bir hükümeti gördük. Maliye Bakanımıza bu manada sonsuz müteşekkiriz.
Bakın bu kadar zor şartlarda gerek kısa çalışma ödenekleri ile iş yerlerimize gerek 6 ay ödemesiz çok düşük faizli %5-6'larda faizle beraber esnafımıza destek paketleriyle gerek hükümetimizin birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz olmak üzere başta en dar gelirliden başlamak üzere ve hemen akabinde bu sürede çalışamayan vatandaşlarımıza biner liralık desteğiyle beraber gerek belediyelerimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Ortahisar Belediye'miz, Valimiz hep beraberce yaptığımız desteklerle beraber bu süreci bir anlamda milli bir dayanışma ile geçiriyoruz. Ama çok şükür ki bunu karşılayacak hem sağlık kapasitesiyle hem ekonomik kapasitesiyle güçlü bir devlet ve güçlü bir ekonomik yapımız var. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz, bütün bakanlarımıza müteşekkiriz, bütün milletvekillerimize müteşekkiriz. Nihayetinde şunu söylemek istiyorum. Adım adım normalleşmeyi biz bekliyoruz. Normalleşme gelecek ve yine inşallah eski günlerimizde olduğu gibi normal hayatımıza geçeceğiz. Bunu umuyoruz, bunu istiyoruz. Ve çok şükür inşallah bu eğilimle beraber devam ettiği sürece de benim tahminim, yani sizin sorunuzun şu cevabı önemli. Şu anda binlerde seyrediyor vaka sayısı. Sıfır vaka ne zaman olacak? İnşallah Allah nasip ederse Temmuz'larda filan bu vaka sayısının dip yaptığını görmek istiyoruz inşallah. İnşallah temennimiz olsun. Başkanım siz spor adamısınız. Yayından önce de telefonla konuştuğumuzda galip geleceğiz dedik. Ve galibiyetten sonra aslında alışkın olduğumuz bir şekilde röportajlar yapıyorduk ama işte bu evet. Korona illetinden mütevelli statlardan da uzak kalmak zorunda kaldık. 12 Haziran'da başlayacak mı, başlamayacak mı, küme düşme olacak mı, olmayacak mı, nasıl bir seyir alacağı merakla beklenen futbol tarafını bir siyasetçi, bir futbol adamı olarak nasıl yorumluyorsunuz? Çok fazla eleştiri var bu noktada. Küme düşme potasındaki takımlar küme düşme olmasın diye feveran ediyorlar. Trabzonspor'un tavrı çok net bu noktada. Kazan kaldıracağız diyorlar adeta tabiri caizse. Bir siyaset adamı olarak, bir fanatik bir Trabzonsporlu olarak futbola bakış açınız bu noktada ne olur? Sizce oynanır mı? Nasıl bir seyir alır futbol? Şöyle söyleyeyim Tuncay Bey. Tabii sizinle telefonda görüşmüştük. Her stat girişinde galibiyetten sonra röportaj yapacağız diyorduk. Evet. İnşallah yine o günler nasip olur. Stadyumda maçı izleriz ve röportaj da yaparız. Ama şunu söyleyeyim. Gönlümden geçen 8 maçı da sahada oynayarak alnımızın teriyle bitirerek 8. şampiyonluğumuza ulaşmaktır. Ancak devletimizin koyduğu tedbirler mübadelesinde şu anda federasyonun aldığı bir karar ve bazı Avrupa ülkeleri de aynı kararı icra ediyor. Bazıları da ligleri kapattılar, tescil ettiler veya farklı bir karar aldılar. Şimdi bu tedbirlerle beraber oynanarak 8 maçın tamamının oynanılması kaydıyla neticesinde inşallah şampiyon oluruz. Ama İkinci şık ligi iptal etmek değildir. Mevcut statü gereği ligi tescil etmektir. Dolayısıyla Trabzonspor'umuzu şampiyon ilan etmektir. Buradaki benim kafamı kurcalayan soru, iki tane soru vardır. Bir tanesi şudur. Şayet biz kalan 8 maçın 3. 4. maçını oynarken bu oynayan futbol takımları arasında yaygın bir korona teşhisi tespiti olup karantina gerekmesi durumunda kalan 4 maçın iptaliyle beraber o zaman Trabzonspor'un lider olmaması ihtimaline binaen nasıl bir karar verilecek? Benim buradaki görüşüm şu, bu iş başlamadan önce Trabzonspor'umuzun, kulüp başkanımızın, kulüp yöneticilerimizin, federasyondaki temsilcilerimizin bütün gücümüzle şayet ligin 8 maçın tamamlanamaması durumunda şu andaki hakkımızın ve statüdeki durumumuzun, konumumuzun muhafazasını sağlama alacak, bir teminat altına alacak bir statü olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir karar altına, yani 3. 4. maç korona nedeniyle kalan 8 maçlar oynanamazsa başlamadan önceki duruma göre haklarımızın saklı tutulması lazım. Bir diğer husus, oynanması durumunda küme düşmenin kaldırılması bu işi hiç oynamamak demektir. Yani oraya gelecek olan
küme düşmeden muaf tutulacak olan takımı nasıl top oynatacaksınız siz? Üçüncü futbolcularıyla beraber oynarlar, gençlerle beraber oynarlar. Bunun oynamamasının hiçbir anlamı kalmaz. Bu bir fecaattir. Bunun düşünülmesi bile bir fecaattir ya. Burada rekabeti siz sağlayacaksanız, olağanüstü sağlık tedbirlerini alarak oynatacaksanız, düşeni de kalkanı da şampiyonu da küme düşeni de hep beraber oynatacaksınız. Böyle bir şey olamaz. Bu konuda kulübümüzün atacağı her adımın sonuna kadar arkasındayız. Hangi eylem yapılacaksa sonuna kadar ikinci sırada olmaya hazırım. Birinci sırada kulüp yöneticimiz, başkanımız olur. İkinci sırada olmaya hazırım ya. Öyle bir şey olamaz ya. Trabzonspor'a çok büyük bir haksızlık olur. İnşallah bu tedbirlerle beraber sağ selamet içerisinde hiçbir vaka rastlanmadan oynarız. 8. şampiyonluğumuza 8 maçımızı da alarak kavuşuruz diye düşünüyorum. Ve bu manada atılacak adımlar, yapılacak hareketler, alınacak kararlara kulübümüzün, başkanımız çok güzel bir şekilde bu süreci yönetiyor. Bütün yöneticilerimiz çok gayretli bir şekilde yönetiyor. Hepsine müteşekkirim. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız. Herhangi bir kararları olursa o manada sonuna kadar destekçileriyiz. Hem hocamıza hem futbolcularımıza hepsine yürekten başarılar diliyorum. 8. şampiyonluğumuzu sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama bir de arada Türkiye Kupamız da var biliyorsunuz. Evet. Orada da avantajlı bir durumdayız. 2-1'in karşılığında Fenerbahçe'ye gideceğiz. Ve inşallah finale çıkarak Antalya ya da Alanya ile beraber bir final maçı yapıp orada da şampiyon olmak istiyoruz. Başkanım. Ve bu sene o sene diyoruz. Yani. İnşallah diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz bu yoğun gündeminizde, bayram tebriklerinden bize vakit ayırdınız. Trabzonlulara en azından sesinizi ve bayram mesajınızı ilettik. Trabzonsporlularında yüreğine bu noktada temennilerinizle beraber su serptiniz. Çok çok teşekkür edelim sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar dileyelim tekrar başkanım. Size de başarılı yayınlarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Bir kez daha bütün hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Başkanım. Mutlu günler, mutlu bayramlar efendim. Sağ olun.